Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hiç çalışmadan geldiğim derslerden bir tanesi. Yani bakmadan pek dersi gitmem. Ama bir yerden geliyorum. Mühim bir yerden geliyorum. Yani koşturuyorum bugün. Onun için bakamadım ama bakayım ne çıktı. Yani kasten herhangi bir hedefim yokken Cenab-ı Hak ne nasip etmişse pek böyle gafur olmaz böyle. İlk dersinde şaka yapıyorsunuz zannettim herhalde. Bir kamera şakası falan mı var? İlk defa ve ciddi yerlerdeydim. Maşallah. Allah'ım ha, maşallah. Çok uzak bir köyden indim. Şehre indim. Oradan geliyorum. Yatsıyı bile kılmadım. Hafızım hoş geldin. Aleyküm selam. İlem eyel aziz. İki yer okuyacağım. İnsanın akıl ve fikirle alakalı, bir de Kur'an için tahrif olmuyor. Olamaz. Kur'an. Hangisinden başlayayım? Akıl, fikir veya Kur'an için tahrif olmuyor. Akıl bir bakalım. İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vusattadır ki ihatası mümkün değildir. Ve o kadar dardır ki iğneye mahal olamaz. Yani akıl öyle bir garip bir alet ki ihata edilmediği gibi o kadar küçük ki iğnenin ucunu sokamazsın. O kadar büyük ki varlığı içine koyuyorsun. Aynı zamanda o kadar küçük ki İğnenin ucunu sokamazsın. İkisi de aynı akıl. Böyle bir özelliği var. Sonsuz büyüyebiliyor, sonsuz küçülebiliyor. Akıl. Böyle bir cihaz bizde. Bu böyle başladı. Bakayım ne diyecek. Evet, bazen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor. Bazen böyle bu akıl o kadar garip bir şey ki kainat içine alınca Mehmet abi toz bile olmuyor ha. Allah'ın dışında 18 bin alemi yutuyor akıl, o kadar büyük ki. Yani benim üzerimde bir toz olsa var ya vücudumda, ne olur toz, bana göre toz ne kadar fark. 18 bin alem akla böyle bu kadar toz iken bazen öyle küçük bir yere sıkışıyor ki içerisine iğnenin ucunu sokamıyoruz. O kadar daralıyor. Yani kainat içine alıyor, Hermin Mezit diyor. Başka bir şey yok mu diyor. Bazen de bir atom ona mezar oluyor. Bazen bir atom, bazen bir hatıra, bazen bir gelenek, bazen bir madde, bazen bir öpmek adamın mezar oluyor. Böyle garip iki tarafı var Mehmet abi. Şeye de benziyor. Eski Mesnevi Nuriye var mı? Bakayım, kimse yok mu? Ezim bir sorsana Emre. Şurada. Bak bakayım, eski Mesnevi var mı? Ufak ufak. Ufak Mesnevi. Ha, ince Mesnevi. Bu yeni. Mustafa, ince Mesnevi var mı? Bu değil de eski. Orada. Ver bakayım bak. Tamam. Ha tamam. Olacak. 210 da olabilir mi? He. 200. 10. Orayı açtım bakayım. 210. He. Bak şimdi. Bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Yani bazı insanlar zerrede boğuluyor. Bazı insanda da bütün kainat insanda boğulur. Yok olur. Yani ikisi de biziz. Bazıları da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar fakat içinde boğulur.
sahili vahdet ve tevhidde zorla vasıl olur. Şimdi bu esas okumak istediğim, onun dışında başka bir şey var böyle, ilmi bir şey Mustafa böyle. Kabir, dünya, ilim, cehil. Bakayım nerede? Bak diyor ki, Fesubhanallah, hayretinden başlıyor. Mülk ile melekut arasında hicap ne kadar incedir, aralarında mesafe ne kadar büyüktür. Yani varlık, şimdi diyelim ki bu eşya, bu kağıt, gözüken bu. Ama bunun aslı gözükmeyen. Gözüken madde var, maddedir bu, gözüküyor. Bunu meydana getiren gözükmüyor. Yani her yerde, bu gözüken bir yerde, bunu yaktığın zaman bunun enerjisi her yerde. Ateş çıkıyor ya, ısı. Nerede? Her yerde, tutamazsınız çay elinde. Bunu yaktığın zaman çıkan enerji nerede? Her yerde. Ama her yerde olan bir şey, aslı her yerde, kendisi bir yerde. Bak ne kadar aralarında mesafe, sonsuz yakın, sonsuz uzun. Ne kadar insan aldanıyor. Mesela bu kağıt düşünün, kağıt. Şuraya araba çizin, eş çiz, para çiz, ne bileyim, yat kat çizin, dünya bu. Yattığın zaman hiçbir şey yok. Hepsi uçtu gitti. Ömründe Fatih, kağıt yandığını görmesen, bu kağıdı meydana getiren iki tane zıt unsur, duman ve nur, çıkıyor ya oradan. Bunu meydana getirdiğini hiç tahmin eder miydi? Yani bu kağıdı meydana getiren nurdur, dumandır. Hiç insan tahmin etmez. Çünkü kağıdın düşmanı ateş. Odunun düşmanı ateş, odunu meydana getiriyor. Bak, düşman kendisini meydana yapmış. Odunun düşmanı ateş. Ateş içinde. Yanıyor ya. Yanıyor. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum da bakayım becerebilecek miyim? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Şimdi akıl, Kur'an ve iman. Bu anlatmaya çalıştığınız cihetle üçü de sanki birbirine bağlı olan üç şey. Üç başka şey. Olamıyor, çalışmıyor çünkü. Mümkün olmuyor. Biraz önce anlattım mesela, akıl atom mezar oluyor. Bu aynı akıl. 18 bin alimi kendisine yutuyor, toz gibi geliyor. Yani bunun anahtar işte böyle bir özelliğe sahip. Adam aynı insan fıtratı, Firavun, peygamber. Yani eşyada da öyle demek için açtım ben burayı. Yani akıl sonsuz geniş, 18 bin alemi alıyor. Akıl sonsuz dar, iğnenin ucunu sokamazsın. Atomu adam mezar oluyor ama bütün 18 bin alem için alıyor. Böyle neye benziyor? Bak, mülk ve melekut, yani bunu meydana getiren duman, enerji biliyoruz ama değil işte. Mülk, melekut ne kadar yakın, ne kadar uzak. Başka? Dünya ile ahiret arasında yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Pişt, pişt, kalp yani. Kalp ne mesela? Pişt, doğru, ahiret. Peki başka? Ahiret nerede? Ahiret dünyanın neresinde? Buzun neresinde su varsa, ahiret de dünyanın orasında. Ahiret dünyanın neresinde? Kağıdın neresinde nur, ışık varsa, bu kağıdı meydana, ahiret de dünyanın orasında. Ahiret nerede? Bedende ruh nasılsa, ahiret de dünyaya öyledir. Ruh bedeni neresindeyse, ahiret de dünyanın orasındadır. Çünkü dünya, ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Diyor ki, dünya ile ahiret ne kadar yakın, düşüncemizde oho ne kadar uzak. Bir yerden geliyorum dedim ya, bir yerde. diyor ki, ya dedi, güya kendisine delil yapacak. 60 küsur yaşında, bir yerden geliyorum. Diyor ki, hoca dedi, okuduğun Kur'an'ı anlıyor musun? Anlıyorum elhamdülillah dedim.
Biz anlamıyoruz dedi. Ne olmuş dedim şimdi. Anlamıyorsun. Tahmin ediyorum tabii Sivada namaz kılmadı. Ya dedim kaç yaşındasın? 60 küsur yaşındayım. 66 yaşındayım. 66 seneden beri namaz kılıyorsun dedim. Oysa kılmıyor. Ya dedim her gün 5 defa Subhanallah. 33 defa ama 1 defa dese bile. Her gün 5 defa Subhanallah diyorsun tesbihan. 66 sene. 16'yı çık. 50 sene hiç Allah insaf versin ya. Subhanallah insan anlamaz mı ya? Bir merak etmez mi? Bu Subhanallah nedir? Hiç böyle bu yaşa kadar geldin. Ya her gün söylüyorum Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Veya Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnsan merak etmez mi ya? Bu ne diyor ya? Her gün kaç defa bunu söylüyorsun? Baktım anlamıyor. Anlayacak cinsten vereyim dedi. Lisanını okuyanlar elhamdülillah o şey var. Hangi cinsten şey ihtiyacı varsa o cinsten cevap verin. Kabak tatlısı yiyordu. Dedim ki abi dedim, ne yiyorsun? Kabak tatlısı içindeki elementleri biliyor musun? Kimya bize. Allah razı olsun. Kimyasını biliyor musun dedim kabakta. Dedi hoştur besleyiyor ama ne kalsiyum var, magnezyum var, uranyum var, kükürt var. Ne var içinde? Bilmiyorum dedi. Bilmediğin şeyi niye yiyorsun dedim. Bilmek şart değil ki dedi ya besliyor işte. Ha Kur'an da böyle dedi. İçini bilmek şart değil. Sen yeter ki içeriye sok. Hani kabak tatlısı gibi bir şey dedim. Kimyasını bilmiyorsun. Bu sefer. Kabak tatlısını yedi adam yani. Tamam, yemedi ondan sonra. İnan bu bağla etmiyor. Benim önümde de vardı. Dedim bak bunu çatala koydum. Bu içindeki elementi biliyor musun? Kimyasını bilmiyorum. Niye yiyorsun dedim. Ya bilmediğim şeyi niye okuyayım demeye getirmişti. Bilmediğim şeyi ben niye okuyayım dedi. Bilmediğin kabağı niye yiyorsun? Koydu kaşığı. Haklısın da demiyor. Rahmeti gibi kıvranıyor. Hiç beklemiyor. Çıkarken bir tanesi dedi ki, sarılıyor ya. O hasreten sarıldı başka bir Allah razı olsun hocam dedi. Ancak dedi beli kırıldı dedi. Meğer çok daraltıyormuş onları. İlim ile cehil arasında hicap ne kadar latif ne kadar kalındır. İlim. İlim almadın, ilim aldın. İkisi de sensin. İlim ile cehil. Ne kadar sonsuz mesafe, sonsuz yakın. Bak aynı şeyler. Kilon artmıyor ama alim oldun. Kilo arttı mı? Yok. Yok. Neyin değişti o zaman? Aynı bir şey ya. Flaş belleğe film yüklüyorsun, flaş belleği için boş. CD, DVD'lerin içinde film var, film yok. Kilo aynı. İman ile küfür arasında berza ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İman ve küfür. İman ediyorsun sonsuz saadet, iman etmiyorsun sonsuz küfür. Yani nedir o? Bir iman etmek işte. Yani iman. Ettin etmedin, neticeye bak. Ama mesafe ne kadar sonsuz cehennem, sonsuz cennet, ne kadar arası sonsuz değil mi? Neticeleri. Cennet, cehennem. Mesafeye bak aralarına, korkunç ya. Gadab ilahin. Merhamet ilahiyenin görüntüsü ikisi. Ama dünyada ikisi aynı yerde. Aynı yerde. İlim ehli haşirde, neticede şöyle şöyle Allah'a muhatap olacak. Cahiller işte şöyle şöyle olacak. Ama burada aynı yerde. Arkası böyle değil olayların demek istiyorum. Arkası başka. İbadet ile masiyet arasında mesafe ne kadar kısadır? Halbuki aralarında cennet ile narın aralar kadardır. Mesela ibadetle ibadet yapmamak. İkisi de aynı. Eyle. Yap yapma. Yani. Fakat önemli olan o ruha yüklenilen o anlam. Mesela şey noktasında çok hoşuma gidiyor bu noktada misal. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Derenin başındasın. Sen olsan da olmasan dere akıyor mu? Akıyor. Alsan da almasan abdesti zaten akıyor. Derede su alırken diyor, suyu israf etmeyin. Yani bir yerde, zaten akıyor. İsraf suda değil, buradadır.
Burada anlam yüklüyorsun. Bu Allah yarattı. Allah dedi. İktisatlı kullan. Yani iktisat ona anlam yüklemektir. Anlam ise haddini bilmeye vesiledir. Haddini bilen de şükreder. Mesela bir insan niye israf eder? Çünkü kendisini tanımıyor. Bir insan niye namaz kılmıyor? Kendisini tanımıyor. Niye kendisini yetiştirmiyor bir insan? Kendisini tanımıyor. Ne sorarsanız sorun cevabı budur. İnsan kendisini tanımıyor. Anlamlandıramamış. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Bunu deyince Azrail Aleyhisselam hatırıma geliyor. En hayret ettiğin şey nedir diye sormuşlar insanoğlu hakkında. Azrail Aleyhisselam demiş ki, biraz sonra geldim tepesine canını alacağım diyor. An kaldı diyor. Kafasının içine bakıyorum. Eğer diyor kafasındakileri yapmaya kalksa öyle planlar var ki 1000 sene gerekiyor. Ama biraz sonra canını alacağım. Ben de şaşırıyorum öyle bir mahluk diyor. Ya mesela amcamın oğlu anlatıyor, bir dostu varmış maalesef İstanbul'da. Çok etkilendiğim için onu anlatayım. Acaba bir sebebi yapar. Adam dostu olduğu için her gün görüşüyorlar. Pastanesi var amcamın. Gelmeyince her gün geliyordu adam. Merak ettiler, gittiler. Evine gittiler, açmıyor. Telefon çalıyor. Kapının içeriden duyuyorsun. Zil duyuyor diyor. Yani telefon sen. Ama açmıyor. Ne telefon ne kapıyı. Neyse polis de açıyorlar. Adam elinde kumanda, çekyatta ölmüş. Televizyon çalışıyor. Bak gidiş şekline bak. Bunu anlamak için şu misali vermem lazım. Hemen akabinde. Kumanda ile televizyon açık, ne seyrettiği belli. Bir adam da bir tanesi secdede ölmüş. Öyle video da var yani. Değil mi? Öyle rastlamışsınız. Tam okuyan var. Okurken. Canlı yayında okurken ölmüş. Nayna mı? Canlı yayında. Okurken ölmüş. Ben de izledim. Bak, bir öyle ölen var. Bir de elinde göğsüne şeyi koymuş. Demek dağlanınca kumandayı da atamamış. Böyle kalbin üzerinde kumanda var. Televizyon çalışıyor. Dedim ki ne, hangi kanaldı diye, benim işimde biraz tuhaf ya. Adam ölmüş, kanalı merak ediyor. Cins yani Hasan. Hasan tam akıllı değil ya. Ne kanal dedi, hoca boş ver. Fox'tu muhakkak. Biliyorsun. Ne kazan mı? Estağfurullah. Arkadaşlar, hayat ne kadar kısa, emel, arzular ne kadar uzun. Bugün bir rüya gördüm ama hatırlayamıyorum. Şey yapma, onu çek. Gafur. Bugün bir rüya gördüm. Kaderi bana anlattılar. Rüyadan ayrıldım. Ayıldım. Millete uyandığımı zannediyorum. Derste ya akşam bir rüya gördüm. Kadere ait bir cümleyle bitirdiler. Harika bir tane dersi bana anlatmıştı. Meğer o rüyanın içine rüyaya girmişim. Millete anlatıyorum diye. Vallahi o kadar harika bir cümleydi ki. Tekrar ede. Tamam dedim. Ondan sonra öğlene doğru rüya gördüm, hatırladım ama kendisi yok. İnşallah Allah gene verir inşallah. Kaderi anlatıyordu. Tek cümle şudur dedi. Bir özetledi ki hayatla alakalı bir şey değil demişti ama şey yapamıyorum. Ne kadar burası o kadar, şey burası ile orası ne kadar yakın, ne kadar uzak. Onun için anlatmak istedim. Yani nerede onları anlatıyorlar ama ben buradayım. Onlar mı buraya geldi, ben oraya mı gittim bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki ne onlar buraya geliyor, rüya görenler, ne de buradakiler oraya gidiyor. Perde kalkıyor, battaniye kaldırılıyor, o kadar. Battaniye şu, şu kitap değil mi? Tamam. Yakınca battaniye kaldır, içindeki aslı çıkıyor, nur, duman. Isı, ışık, kül. Bunun adı battaniyeyi kaldır üstünde. Bunun üstüne kaldırınca o çıktı. O ışığın da üstünü kaldır. Enerji. Bak bunun üstünü kaldırıyoruz. Işık çıktı mı abiler? Bak beraber gidelim. Işık çıktı. Kaldır ışığı da, onun altında enerji. Onu da kaldır esir. Onu da kaldır maddi hayat.
Onu da kaldır aynı hayat. Cennet o işte. Burada mı? Hepsi burada. Peki, bildiğimiz örnekle verelim. Buzu kaldırın. Ne çıkar? Su. Bak, buzu kaldırın. Ortadan kaldırın. Su olur. Suyu kaldırın. Hidrojen oksijen olur. Onu kaldırın. Enerji olur. Enerjiyi kaldırın. Esir olur. Esiri kaldırın. Madde hayat olur. Onu da kaldırın. Aynı hayat olur. Cennet cehennem işte. İki dal. Birisi cennete gider, birisi cehenneme gider. Birisi yanıcı, birisi yakıcı. Abi siz şu anlatımınızla aslında aklın hem iğne deliğine girdiğini hem de alemi içine aldığını misal ettiniz. Ha işte. Bunu başaran tefekkür işte abi. Tefekkür. Evet. Ya edersen tabii çıkıyorsun, sıyrılıyorsun kendinden. O zaman tefekkür olduğu zaman ne sana şeytan o anda, tefekkür anda şeytan, cin, erva habise, mevadi şerileler, türevleri yanaşamıyor. Yani tefekkür bir kafada olamıyor cin. Çünkü tefekkür Allah'ın özel bir ikramıdır. وَمَنْ يُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُتَنْ خَيْرًا كَسِيرًا Kime bu hikmet ilmi verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir diyor. İşte bu yani. En büyük hayır o. Yani tefekkürle orayı buraya ediyorsun, burayı da oraya ediyorsun, berzahlık yapıyorsun. Orayı ile buraya arasında köprülük yapıyor tefekkür. يُتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ Kime hayır, evet doğru. Kime hikmetini... Hikmete menşa. Evet. Dilediğine Allah hikmet verir. O hikmet verdiği kişi. Kime hikmet verdiyse o çok büyük bir hayır ulaşmıştır. Ya. Yani alamet gözümüzün önünde Allah'ın kulları, Allah'ın onayladığı, Allah'ın ihsan ettiği kullar ortada da göremiyoruz ki. Hikmet ehli, tefekkür ehlidir. İşte senin derslerde anlatmana oraya giriyor. O da tefsir edilir ki hikmet işte Allah yolunda verilen bir hikmet. Evet. İz takip etmektir. İz. O burayı oraya, orayı burayı geçiş yapabilme bir köprülük vazifesini yapıyor tefekkür. Evellemektir yani. Kelam sahibinin muradını anlamaya çalışmaktır. Kelam sahibinden iz sürmek. İz sürme. Evet. Kelam sahibinden kelamdaki muradını öğrenmektir. Nasıl kelam sahibinden öğren? İşte sen bilemeyiz. Tefekkürün öyle bir mertebesi var ki kelam sahibinden direkt ders alıyorsun. Kelam sahibi. Kelam sahibinden. Çünkü diyor, ustad diyor ki, Kur'an'ı üç şekilde dinleyebilirsin. Allah Celle Celaluhu Cebrail'i anlatırken, bunu git Muhammed'e götür derken, Allah ve Cebrail, sen diyor bu ikisi arasındaki münasebeti dinler gibi ol diyor, Kur'an'ı dinlerken. Cebrail, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirirken vahyi, naklederken, kenarda üçüncü şahıs olarak dinler gibi ol. Sahabeyi anlatırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sen de üçüncü bir şahıs ol. Onları seyreden gibi ol. Tefekkür nedir peki? Bu Kur'an'ın içerisinden kelam sahibinden muradını öğrenmek adına kelam sahibinden ders almaktır. Tefekkür nasıl olur? İlham edilirsen tefekküre geçiyorsun. Peki nasıl muvaffak olacağız? Tefekkür nerede satılıyor? Terklerle mümkündür. Allame-i Can ol, teyip kasedi gibi ezberle, günahları terk etmedikçe tefekkür olmaz. Olmaz. Evet, bazen zerre içinde insan dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor, bazen de alemi bir karpuz gibi elini alır ve kainatı misafir eten getirir, akıl odasına misafir eder. Bazen 18 bin alemi karpuz yapar, aklının içine sokar, misafir eder, ha burada otur der. Kendisi de çekip gider. 18 bin aleme basar, çekip gider. Ya bunlar hep biziz ha. Yani bir şey okuyorum ha. Hariç bir şey okumuyorum yani. İçimizi okuyoruz. Yani seni okuyorum, beni okuyorum. Bizde böyle bir şey var.
İnsanlar da vardır ki abi, bütün bir kainatı karpuz şeklinde çizer, duvara asarlar. Allah'ın insanı, anlayan anlar. Karpuz gibi diyor bak. Bazen de alemi bir karpuz gibi elini alır. Bütün 18 bin alemi elini alır. Ve kainatı misafir eten getirir. Akıl odasına misafir eder. Kendisi nerede peki? Kelam sahibiyle. Mulakka olur. Acayip bir şey yani. İhsan-ı ilahi. Kime ne vereceğim bilemeyiz. Ahirette açıldığı zaman, aa bu bizim şey miydi ya? Öyle. Bak, kime hikmete uten hayrın kesira. Kime hikmet verilmiş? Ona çok büyük hayır verilmiş. Hayır. Hayır o. Hikmet. Hikmet verilmişse ilim demiyor. Hikmet ilimden ileridir. Çünkü ilim kafirde de olur. Mesela araba tamir etmek nasıl bir zanatsa, zanat, Allah'ın sanatına sanatsa, insanın yaptığı eserlere de zanat derler. Araba tamir etmek neyse, insan tamir etmek de odur. Gazali der ki bu, yani doktorlar da sanatkardır. Yani tamircidir. Ama o marifeti Allah ile yorumlarsa, Allah'a götürürse, Allah nazarıyla bakarsa bedene, o marifet marifetullah olur. Yani bugün o bulunduğum köyde sordular ki, peygamberlerin en büyük özelliği nedir? Adam zaten biliyor da soruyor. Anladım muradını. Dedim ki ilim değildir. Direkt. Şudur demedim. İlim değildir. Peygamberlerin imtiyazı nedir? En büyük insanlardan imtiyazı nedir? İlim değildir. Nedir diye sordu. Budur demedim. Bak ilim değildir dedim. Çünkü anladım adamın neyi kastettiğini. Çünkü dedim gavurlarda da ilim vardır. Nedir diye sormadı. Dedi ki sen değişik bir hocaya benziyorsun dedi. Yani şimdi sorduğu sorunun cevabını değil, kast ettiğini hissettim. Peygamberlerin diğer insanlardan üstün en büyük meziyeti nedir dedi. İlim değildir dedi. İlimdir desem kafirlerde var diyecek. Ondan sonra baktım biliyor. Adam tartıyor. Peki niye sormadın? Peki nedir diye sormuyorsun. Ama millete şüphe uyandıracak böyle. Cenazevi ya. Dedim ki en büyük meziyeti ben devam ettim. O istemiyor ki konu. Mucizedir. Mucize kimsede yoktur. Yalnız peygamberlerde vardır. Adetini kendi özel kişilerini değiştirtiyor. Parmağından su akıyor. Taştan akıyordu. Parmaktan aksa ne olur? Niye akıyor? Kan akıyor da su. O da su. Bir benzerini yapayım ben size. Klima yapmışlar. Böyle. Klima yapmışlar. Böyle ufak saat gibi. Onu sıcak havada çalıştırdığı zaman asker havadaki o sıcak ya. Şimdi bizim klimalar yok mu? Onun bir borusu şişeye atmıyor mu suyu? İçerideki suyu alıyor. Sıcak hava değil mi? Nemi alıyor. O boruyla bidona dolduruyor. Da görmüyor muyuz klimaları? Aynı bu da öyle. İşte burada ufak bir tane torba gibi koymuşlar Afrika'da. Böyle bir cihaz yani. Saat kadar klima. Havadaki nemi alıyor. Suya dönüştürüyor. Su akıyor yani. Parmağından su aksa ne olur? Beşer bunu yapmış. Benzerini yapıyor. Zaten parmaktan kan akıyor su işte. Damıtsan şey. Demek ki bazen de alemi bir karpuz gibi elini alır ve kainatı misafir eten getirir. Akıl odasına misafir eder. Otur der. O geçer öteye. Bazen de o kadar haddini tecavüz eder. Yüksek çıkar ki vacibül vücudu görmeye çalışır. Bir tane de nini var Mustafa. Onu da söyleyeyim çok hoşuna gidecek. Nene ha babanı var. Çıkar. Oğlum bir şey diyeceğim sana. Var yani herhalde 80-90. Oğlum bir şey diyeceğim. Bak gafırını istiyor. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Söyle babanı. Söyle dedim. Ya ben dedi. Cenneti falan değil. Ya ben acaba. Ben çok mu kötüyüm? Çok mu aklım bozuldu? Babanı ne oldu? Böyle düşündüm. O kadar etkilendim ki. Teselli var bende.
Ya dedi ben cenneti istemiyorum. Ulan dur bakayım ne isteyecek? Sen babaannem. Yok ben değil. Bir köye gittim bugün de. Benimse 100 küsur yaşında ölmüştü. O da bu cinsten bir şey söylüyordu hafız benim babaannem de. 90, 95, 96 yaşında var şu anda bir gördüm babaanne. Bugün şimdi. Ondan sonra ben dedi oğlum dedi imanım mı zayıf dedi. Ben dedi ben niye cenneti istemiyorum? Babaanne dedim ne istiyorsun? Ben ona cennette tatmin olmuyorum uşağım dedi. Babaanne neyle tatmin olursun? Ben onu istiyorum dedi. Allah. Ve subhanallah ve ağlıyor. Ulan ve subhanallah ulan nasıl tutacağım şimdi kendimi? Ben dedi onu istiyorum dedi. Yanlış mı yapıyorum? Yanlış desem de gene yapamam dedi. Ya ne yapayım? Cenaze evinden çıkıyor çıkarken öteki. Ben dedi onu istiyorum. Bak burada bak ne diyor? Bazen de o kadar haddini tecavüz eder ki bu menfi manasına değil. Haddini aşar. Yani konulan sistemin daha acayibine geçiyor. Açar ki yüksek çıkar ki vacibul vücudu görmeye çalışır. Ben dedi onu istiyorum oğlum dedi. Onu görmek istiyorum. Ondan sonra babanı bana bir sarıl dedim ya. Sarıl. Bak ne istiyor. Adam arabanın peşinde. Bak adam yattığın katın peşinde. Umrunda değil tabi ahiret deyince başka bir insan var cenneti istiyor. Başka bir insan var, cenneti de istemiyoruz. Bana seni gerek seni diyor. Bak bu baba ne de öyle, 90 küsur yaşında ya. Öyle dedi, kaç yaşında dedim, 96 yaşındaymış. Ben dedi, onun dedi cemalini görmek istiyorum. Böyle durunca, oğlum demeyesin başkaları gibi bana. Ne yapıyorsun da böyle bir şey istiyorsun? Yok babaanne. Bunu isteyecek bir ruhun varsa demek ki istiyorsun, hak ediyorsun. Ondan haberi yok. Yani zannediyor ki ben diyeceğim ki babaanne buna mukabil amelin var mı? Ben onunla başlıyorum. Bunu isteyecek bir ruhun varsa bu ruhunu hak ediyor. Nasıl dedi oğlum anlamadım. İsa Aleyhisselam'ın dedim İncil'de bir ayet var. Diyor ki isteyene verilecektir diyor. İsteyene verilecektir. Samimi isteyene verilecektir. Kime verilecek? Verilene verilecektir. Diyor altındaki ayeti. Kime verilecek? Verilene verilecektir. Sana bu dünyada verildi mi bu istek? Sana verilecektir inşallah. Verilecek. Verilene verilecektir. Bu aşk var mı sende? Bu istek? Derecesine göre. Bu verildi sana. Bu aşk verildi mi? O aşkın istediği de verilecek. Allah habersiz yapmaz, israf etmez. Allah haşa, haşa istihza etmez, alay etmez kullarıyla. Hani Hazreti Ömer diyor galiba, Ömer radıyallahu anh. Ondan yani ya Osman ya Ömer radıyallahu anh diyor ki, duanın kabul olacak mı olmayacak mı tereddüt etme, ondan endişe etme. Dua edememekten endişe et. Duanın cevabından endişe etme. Dua yapabilmekten, yapamamaktan, yapamamaktan endişe. Hazreti Ömer. Bazıda dedi ki Hazreti Ömer kızını diri diri gömdü. Öyle yok dediler. Ben kayıtta ben de rastladım. Görmadın değil mi? Yok öyle bakmadım da Hazreti Ömer'in kızını canlı canlı gömdüğüne dair bir benim kayıtta rastlamadım. Yok öyle. Ama böyle de deniliyor. Yani kızını gömermiş, kızını gömen Ömer, sonra Adalet İslam'da müşerref olduktan sonra diye deniliyor ama yani vardır yoktur diyemem çünkü bakmamışım. Bazen de küçülür zerreye benzer insan. Bazen bak cenneti istemiyor hafızım. Bak tamam mı? Allah'ı istiyor. Bazen de bu insanoğlu işte o kadar adileşiyor ki basit bir arabada basit bir dünyada, basit bir işte sevdim şeyle imanını kaybettim. Basit bir şey ya. Ya Emice diyorum, niye kavga ediyorsun? Ya bir karıştı toprağa niye geçtin? Niye hudutla oynuyorsun?
Lan 70 küsur yaşındasın ya. Niye böyle, niye basit bir şey boğulup gidiyorsun ya? Bak bundan aşağı uçurum ve dikenlik. Kime yapmaya çalışıyorsun? Niye yapıyorsun? Bir şey demedi. Ahır kapıya, ver ya ahır kapı, çeşmesi var, bir abdest alayım dedim. O ve ben. Ne dese inanırsın. Abdest alıyorum. Ya hoca senin kim olduğunu biliyorum dedi. Tamam. Ya dedi ben şey yap dedi ya. Beni şart et. Aynı böyle de. Beni şart, ne yapayım? Ne? Ya dedi ben de biliyorum. Ne yapıyorum biliyor musun dedi. Dayanamıyorum hudutu getiriyorum buraya. Sonra gece yatamıyorum. Ertesi gün koyuyorum tekrar eski yerine. Bunun sahibi bu tarafın sahibi ölmüş. Torunları var. Bak bu komşusu emsaldı. Ölmüş. Torunlarına kalmış. Babalar da ölmüş. Bu o kadar yaşlı. 70 küsur yaşında. Diyor ki bir gün oluyor içim yanıyor. Hududu kaydırıyorum diyor. Bir gün oluyor hemen eski yerine götürüyor. Ya bana bir hakkım. Ben ne yapayım? Ben niye böyle yapıyorum diyor. Acayip bir şey ya. Ne cümleyi okuyorum. Niye örnek veriyorum? Yaşa, bak şimdi köyden geliyorum dedim. Hem cenaze evinden geliyorum hem bir kavgayı barıştırmaktan şey yaptım tam. Bu toprak şeyinden sorumsuzluk çektim. Emice niye böyle yapıyorsun? Nereden anladın benim geçtiğimi dedi. Simandan belli dedim geçtin. Gözümün içine bakıyorsun. Gözünü kaydırıyorsun. Sen suçlusun. Yapma. Sonra ahır kapı dediğimiz var ya böyle Emine. Bir abdest alayım dedim. Beni irşat et hoca dedi. Dedim ne nasıl dedim ne için? Ya dedi böyle. Bir gün geçiriyorum sonra ateş basıyor geri getiriyorum. Ulan acayip dedim sana bir şey göstereyim. Gittik o geçilen yere aşağısına bakıyoruz. Irmağa doğru uçurum Ahmet. Lan bu ne yapacaksın bunu tamam geçin de ne olacak bu uçurum ya? Yani? Ne diyor biliyor musun? Gel de bir içime sor. Girmiş içeriye kurt. Allah hiçbir Müslümana bu hastalığı vermesin ya Rabbi. Nasıl bir kurt ya? Ama istemiyorum diyor. Peki istemediği halde niye giriyor diye arabayı kullanırken gelirken Allah Allah. Bu dedim versene Emre kaşır diyor. Bu istemediği halde dedim niye oluyor? Kabus anlıyor musun? İçim yandı yani Müslümana acıdım. Dağdan iniyorum arabayı sürerken. Kalbime geleni söyleyeyim. Bu kurt içeriye hak etti bu. Boşuna Allah vermez. Kul azmayınca Allah bela vermiyor. Zaten böyle gibi değil mi abi? Evet. Acaba isteyen o mu? Evet. Telefonu kapat kardeşim. Serbest bölge denilen bir yerde evet. Ama bir de okuyayım o cümleyi. Bazen de o kadar haddinden tecavüz eder ki yükseğe çıkar. Bak vacibül vücudu görmeye çalışır. Bazen de o kadar küçülür ki zerreye hapsolur. Ya ne garip ya mahluk yani. Ben iki tarafı da bakayım. Ben kendi ihtiyacım var bu derse yani. O kadar acayip ki. Bu. Nasıl güveneceğim ya? Allah bana bunları da gösteriyor. Size de naklediyorum. Malzeme olur diye. Diyorum ki peki nasıl buna düşebiliyor? Şartlarında bulunursa. Kur'an'da mesela zina yapma demiyor. Yaklaşma. Niye? Kayar ayağın. Sen de bu işlere karışma ya. Bazen de semavat kadar büyür bu insan. Bazen de bir katiye girer. Bazen semavat kadar yükseliyor. Cenneti de istemeyen hale geliyor. Onu istiyor. Rüyetini istiyor. Bazen de bir katiye gidiyor. Kayboluyor. Katre ya bitti damla kayboluyor. Ya buna fırsat vermemek gerekiyor. Ya o zaman ne yapacağız? Doğru yerde. Bundan kurtulmanın yolu. Doğru yerde. Doğru zamanda doğru insanlarla doğru iş yapmak lazım. Bu ezber olmasın diye fiilen göstereyim size. Doğru yer burası. Doğru zaman bugün çarşamba. Perşembe günü gelin burada ders yok. Muzakere var belki. Bak doğru yer burası. Doğru zaman çarşamba akşamı ders. Doğru kişilerle
Yani buraya bu cemaati kaldır, Horan ehlini getir. Ne diyor ya dedi, kapıyı çarpar gider. Doğru insanlarla burada ne yapacağız? Doğru yer tamam, doğru zaman tamam, doğru insanlar tamam, doğru iş yapacağız. Gökten kimseye ilim verilmiyor, gökten kimseye fazilet verilmiyor. Gayret edeceksin. Gayret edeceksin kardeşim. Birileri koşturuyor, bir de ne diyorlar biliyor musun Ahmet? Hissediyorum yani. Akma bak. İyilik yapmak onlara göre ahmaklıktır. Ahmak. Saf saf. Bir de kaş göz yapıyor. Saf. O da sana böyle bakıyor. Fesvan Allah. Saf. Saf oluyor. Allah Resulü ne diyor aleyhisselam? Efendim Mehmet abi? Saf temizlemek diyor. Ya, doğru. Allah Resulü diyor ki aleyhisselam. Kandırdı mı seni birisi? Kim bu? Ahirette bedeli ödeyecek mi bu kandırdığı için? Ahiretteki bedelini bilseydi, bunu şimdi burada yapar mıydı? O zaman ahirette o kaybeden bu adamdır. Diyor ki kandıran, aldatan, aldanmış. Aldanmış tabii. Kim aldanmış? Aldatan. Kime aldanmış? Nefsine. Kendine. Şeytana aldanmışsa aldatıyor. Aldanmışsa aldatıyor. Aldanmışsa aldatıyor. O da zannediyor ki kandırdım. Yani pazarda fasulye tartıyor. Tamam. Doldurulu bir şey yukarıdan aşağıya bırakıyor. Tartıya en az 50 gram veya 100 gram gidiyor. O hızla. Pat diye sana veriyor. Bir dakika delikanlı. Koy bakayım oraya. Aa, koydum. Bırak oraya. Bırak dursun. Bak dedim kaç gram? Hiç unutmuyorum. 850 gram. Hani bir kiloydu dedim. Sonra bakmıyor ki. Ayaklıyorum. Kasım'dan dedim. Kasım malında. Haram yiyenin dedim satışına da ben de razı değilim. Bak yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı şöyle yapıyor bak. Yukarıdan aşağı şeyi atıyor poşeti. Şeyin, tartı şeyin içine. O en az 100 gram yer değil mi Muhammed hocam? Güya aldatıyor değil mi? Ondan sonra hastanelerden çıkmıyor, kanser oluyor. Çocuğu işte böyle oluyor. Çocuğu falan yerlerde yiyor işte. Haramla abat olan kahriyle berbat olur. Ya. Bir şey söyleyeyim mi sana delikanlı dedim. Böyle birisi vardı dedim de kantara böyle kantarla çok oynardı. Geçenlerde kanserden dolayı cenazesini kıldırmıştım dedi. Ya kardeşim git buradan dedi ya. Sana bir şey söyleyeyim mi delikanlı? Böyle kantarla çok oynayan birisi vardı. Geçenlerde cenazenin namazını kıldırdım dedi. Tabii uyanırsa uyanır. Çünkü o para kanser olur. Hayır da var usta. Var mı? Tabii. He söyle kabus. Ayet akma dedi varmış. Üçüncü cüzde olacak. Ne diyordu manası? Yani kantara. Ha o var. Evet. Kantara hile yapmayın. Hile yapmayın. Öyle bir kavim varmış hafız. Alırken satarken farklı kantar kullanıyorlarmış Kur'an'da. O işte. Alırken satarken farklı kantar kullanıyorlarmış. Evet. Kantar ile bu değil ha. Toprak bölerken, hak hukuk şey yaparken, ki birisiyle manevi şahsiyetini gıybet ederken, haddini aşıp o demediği lafları dedi diye kantara zam yapmak. Hepsi kantar bu. Bazen de fıtrat ve hilkati içine alır. Bak bazen de semavat kadar büyür, bazen bir katıya girer, bazen de fıtrat ve hilkati içine alır. Yani bazen kendisine kendisi şahit oluyor. Kendisini kendisinden çıkarak kendisini seyrediyor. Böyle bir insan. Kendisini kendisi seyrediyor. Öyle yapıyor ki mesela bak ben giydim bunu. Ben bunun içinden çıksam yığılır. Un çuvalını düşünün. Boşaltın içinden.
Un çuvalı yığılır ya. Bu gömleğin içinden ben çıkarsam yığılır. Bu cesetten ruhum çıkarsa yığılır. Şimdi bak, iyi bakın. Ben bu gömleğe bakıyorum şimdi. Düzgün duruyor. Ben bunun içine çıksam ne olur? Yığılır. Aynı bunun gibi gömleğime bakar gibi adam kendi vücudunu, beşeriyetini, bedenini seyrediyor biliyor musun? Böyle insanlar var. Şöyle bir misal vereyim, yapabilecek misiniz? Ahmet. Hepim, Ahmet'e söylüyorum, hepiniz yapın. Senin adın neydi? Fatih. Fatih, ha. Fatih. Peki sana söylüyorum. Şimdi hayalin tavana çıkar mısın? İstersen bir bak şu koluna yukarıya. Bak 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 abi. Bak diyorum. Şimdi, ha. Şimdi hayalin oraya çık abi. Ben de yapacağım. Çıktın mı abi? Fatih oradan kendine bakabilecek misin bakayım? Görene kadar sabredeceğim ben. Ama bakın yapın. Bakayım yapabilecek misiniz? Tavana çıkın. Kendinizi seyredebiliyor musunuz? Bir şey yok. Var mı? Görebilen elini kaldırsın, merak ediyorum. Başka var mı? Gördüm. Kendinizi. Gördüm. Görüyorum, tamam. Oradan tabii kendinden kendini o an çok... Zor. Beyin görüyor da beyni yönlendiriyorsun herhalde. Evet, yok, yapabilecek misin falan? Mesela bak, tavandan kendini seyredebilecek misin? Kendi tepenin bak bakayım. Ben seyrediyorum. Ben mesela hem tavandan kendimi seyrediyorum, hem şu anda mesela kendimi tavanda seyrediyorum. Tavana? Tavana mı seyrediyorsun? Hayali düşünüyorum. Ha, anladım, anladım. Hayali an... mesela kendimi tavana çıkarıyorum. Hı-hı. Aynı bu şekilde. Hı-hı. Ben burada mesela düşündüğüm zaman kendimi orada seyrediyorum. Güzel. Beyinden düşünüyorum mesela, hı-hı, orada seyrediyorum. İnsan böyle, bu kendini seyrediyorsun ya, aynı buna benziyor. Fıtratına, hılkatına insan içine alıp kendisi kendisine şahit oluyor. Evet. Tamam mı? Fıtratını içine alıyor, fıtratın arkasına geçiyor. Adeta Mehmet abi pergel var ya, pergelin demir ucunu kağıda koyarsın, kalem ucu çizer ya. Adeta bu ben olan beni koyuyorsun ötelere, oradan bu kalem açar gibi kendine böyle bakıyorsun. Mesela ben şu anda masada oturuyorum, duvar yok oldu. Şu anda arkamı seyrediyorum ve kitap önümde seyrediyorum. O da ben, ben de ben. İşte bu kendi yaratılışına şahit olmak adına böyle tefekkür edersek böyle gelişiyor. Kaç dakika oldu, keselim mi? 40 dakika oldu mu abi? 50 dakika. Tamam. Sözün güzelliği kısalığındadır. Hani şurada bir cümle var. Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler ister afi okuyor olsun, ister enfusu olsun, bazı şerait altında insana gelip usul bulur. Yani Allah nimet verdiği zaman böyle bakarsın bir basit bir adamın ağzıyla, bazen bir hayvanın davranışıyla, bazen böyle bir babaannenin, ninenin bir sorusuyla, bazen de böyle başına bir gelen bir hastalık musibetle, tamam, bazen de bir rüya ile Allah seni ötelere taşır, yeter ki fark et. İşaret eder, doğru. Evet, bir yeter ki fark et. Diyor ki mesela, diye burada devam ediyor, bazen bir arıyla, bazen bir hastalıkla, mesela 40 sene varamadım bir mertebeye veya anlayışa, bir hissiyata, fikriyata, gafur, bazen bir hastalık, bir musibet geliyor, bir seni kapıyor, 50 sene, 40 sene yalvarmadın Allah'a veya pek işin düşmemişti, tövbe. Bak, bazen bir düşüyor ki, ya Rab, o musibeti de unutuyorsun, öyle bir içinde ruhsal bir kanal açıyor ki, sistem açıyor ki, o olay sanki o hadise, hastalık, musibet, dert, sanki bunun içinmiş, elini kaldırmak içinmiş. Ya Rabbi, diyorsun, anlıyor musun? Ya Rabbi, öyle bir hazine buluyorsun ki o dua ile. Yani şu, Allah o kadar yakın hissediyorsun ki. Kendine o kadar yakın Allah, böyle dost gibi, arkadaş gibi. Arkadaş da değil, dost istersen Allah yeter. Arkadaş neydi? Arkada taş demektir. Arkadaş, sırtta taş taşımak var ya, arkada taş. Arkada taş. Hızlı söylersek arkadaş.
Kayım makam, makama geçen. Ama biz de söyledik kaymakam. Kayım valide. Anne makamına geçen kayvalide söyledik. Arkadaş, arkada taş. Ha? Dost, Allah arkadaş değil, dosttur. Böyle. Allah o kadar yakın hissedersin ki niye? Bazen bir musibet, bazen bir hastalık, bazen bir sohbet, bazen bir rüya, bazen bir soru, bazen bir rastladığın bir cenaze şeyinde. Acayip yani. Allah nimetlerini her an veriyor, fark edenlerden eylesin. Eğer insan fark ederse furkanlaşır, o zaman bunların şuurunu Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzı afatlarda, maddi ve manevi hastalıklarda, musibetlerden muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hayırları bize nasip eylesin. Hoşlanmadığımız bir şeyleri de kalbimizi mutmain eylesin, razı eylesin. Hizmet imanı Kur'aniye'de iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi azim eylesin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi de Cenab-ı Hak hizmet imanı Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Ve iştirak-ı amali uhreviyeden hissesini ziyade eylesin. Deccalların, süfyanların, şeddatların, şerlerinden muhafazayı emin eylesin. Hak ile haklanmayı, Allah ile dost olmayı, Allah ile ünsiyet etmeyi, Allah ile ülfet etmemeyi Cenab-ı Hak Rabbimiz nasip eylesin. Ve ahir devâhum en elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-salavat. Allah'ım selam.